Ana haber bültenimiz devam ediyor. Tekrar birlikteyiz. Mobilya sektörüne bakacağız. 2020 yılında çok büyük bir mücadele gösterdiler. Ayakta kalmayı başardılar. İç piyasa hareketliydi. İç piyasa satışlarına baktığımızda 50 milyar liralık bir sonuç görüyoruz. Bir yandan da ihracatta başarılıydı mobilyacılar. 5 milyar 567 milyon dolara ulaşıldı ihracatta ve sektör 2021 yılından da umutlu. Mobilya sektörü 2020 yılında ihracatla ayakta kaldı. Salgınla birlikte iç piyasada işleri yavaşlayan mobilya sektörünün ihracatta yıldızı iyiden iyiye parladı. Pandemide dünya evi kapandı, yenilenen mobilyalar ise Türkiye'den alındı. Salgın birçok sektörü olduğu gibi mobilya sektörünü de etkiledi. Bilmek için her şeyi yaptı. 2020'de iç pazarda 50 milyar liralık satış hacmi oluştu. Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız. Gün devletimize destek olma günü dedik ve devletimizden de bir kuruş destek talep etmedik. Dış pazardaysa 5 milyar 567 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Zaten tedariği anca yetiştirdiğimiz için işimiz bayağı yoğun geçti yani. Her sektörde olduğu gibi kalifiye eleman bulmak çok zor. Yeni yetişen eleman zor, yetişmiyor. O yüzden de o sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. İnsanlar kalifiye eleman konusunda, malzeme tedariği konusunda, ham madde konusunda ciddi sıkıntı yaşadılar. Çünkü ham maddenin bir kısmı yurt dışından geldiği için çalışan iyi ustalarımız da bazen karantina altında kaldılar. Salgın üretim ağını yavaşlattı. Haliyle tedarik süreleri zaman zaman 4 ayı buldu. Üretim süreci de uzadı, mal tedariği de uzadı. Yani normalde o 20-25 gün içinde tedarik ettiğimiz ürünler yani 55-60 günü bulduğu oldu. 3 ay 4 ay gibi teslim süresinde zorlanan firmalarımız oldu. Ama bunlar zamanla aşılacak. Üreticiler 2021 yılında Türkiye'nin dünya pazarından aldığı payı %2'den %3'e çıkarmayı hedefliyor. 2021 yılında işini düzgün yapan, firmalarını doğru seçen, müşterisini üzmeyen, gününde teslim yapan insanlar için kriz bence olmayacak. Bundan sonraki süreçte de işlerimizin daha iyi olacağını düşünüyoruz yani. 2021'de umutluyuz. Covid-19 ile birlikte dezenfektör